Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Pof. Şu tabaklamaya bir bakar mısınız ya? Bir bakar mısınız ya? Bu tabaklamadan hiç şaşmam kısır yaparken. Her zaman böyle tabağımı hazırlarım. Sadece bir tek şey eksik, o da piyaz yaparım normalde. Biz soğanı böyle şey yaparız. Nasıl desem? Böyle yapıyoruz. Ondan sonra sumak ve çok az bir maydanoz kurusu atıyorum ben. Biraz bir limon, tuz. Onu böyle ovalıyorsun. Ovalamak, onu demek istiyordum. Ve onu da koyuyorum normalde ama yapmadım. Çünkü tekim. Şimdi artacak, yemeyeceğim. Ama her zaman salatalık, domates, salatalık turşusu ve bu soğan turşusu. Soğan turşusu mutlak olması gerekiyor. Bu tabaklamada hiç şaşma. Çok severim. Abo. Ve üstüne nar eşkisi. Normalde öncününkünü kullanıyorum. Benim nar eşkim bitti. En son annem buradayken anne nar eşkisi getir demiştim. O da böyle bir şey almıştı. Bakın şöyle her tarafa sıkıyorum. Bu neredeyse bitti. Bu arada arkadaşlar tarifi ben yorumlara yazacağım. Hatta o bilgi bölgesine yazacağım. Yorumlara değil, bilgi bölgesine yazacağım. Oradan görebilirsiniz. Ve telefonuma bakmışım daha yeni. Birisi mercimek köftesi de istedi. Bunun harcının yarısını, bir kısmını şey koydum. Buzluğa koydum. Çünkü bir dahaki sefere mercimekli köfte yapacağım. Vallahi siz istiyorsunuz, ben yapıyorum. Ay, şuraya döküldü. Buradan Burcu'ya selam olsun. Valla acayip güzel bir şey seçti ha. Valla neyi seçeceğini de biliyor. Of. Ben kısır sevmeyen insanı anlayamam. Anlayamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Şu anda rüyadayım sanki. Ya Rabbi. Ben böyle ağzıma katarım. Mide ameliyatı oldum evet ama böyle zevk alıyorum ben. Allah'ım ya. Ya yemin ederim benim gibi kısır yapan yok. Vallahi bak. Dehşet. Vallahi. Burcu senin alnından öpüyorum. Aklıma gelmedi ya. Bir şey aldım. Turşum yoktu. Bir turşu aldım ve kuru soğan. Ben maydanoz, marul hayatta katmam. Bir tek üstüne tabii ki iç harcına sarımsakla şey var, soğan var ama ondan sonra sadece bir kuru soğan eklerim. Başka hiçbir şey yok.
Her şeyi ben böyle yanına koyarım. İstersen kısır 3 gün sonra ye. Sulanma falan yok. Bir açım. Şunu yiyeceğim diye açlık krizine girdim bugün. Başım döndü. Sabah işte biliyorsunuz kahve videosu çekmiştim. Ondan sonra bir cracker yedim. Şu salatalık turşudan bir tane yedim. Açlığımı biraz şey yapsın diye. Yukarıya gittim yattım. Çünkü saat 7'den beri ayaktayım. Bir saat uyudum. Bu balonu da Allah'ım, Allah'ım. Bensiz yapamıyor. Bensiz yapamıyor. Direkt o da ayaklarımın orada yattı ve uyudu. Dışarıda bir şeyler temizliyorlardı. Burada, kapının önünde. O sesten uyandım. Onu böyle koyayım da. Şu kısmın rengine bakar mısınız? Ben size az sonra biraz anlatacağım nasıl yaptığımı. Biraz acı yaptım. Artık acı biber salçası almıyorum. Kendim pul biber ekliyorum artık. Artık bundan sonra öyle. Çünkü biber salçası güzel arkadaşlar. Tadı güzel. Çok acı aldığım zaman gelin misafire yani şey yapamıyorum. Ay. Ay ya Rabbim. Bu nar eşkisi bana yetmedi. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bir tane Öncü nar eşkisi varmış. Öncü en güzeli gerçekten. Çok az kalmıştı. O yüzden anneme sormuştu. Bu da bitti yani. Nar eşkisini ben çok yerim. Biraz kameraya arkaya şey yaptım. Biraz tam gözüksün diye. Bence hepsini yiyebilirim. Biraz ara verip hepsini yiyebileceğim sanki. Sanki bilmiyorum. Üstüne bunun sıcak bir Türk çayı içmek lazım. Ay Allah'ım. Ay. Wow. Bir ara vermem gerekiyor. Arkadaşlar, nasıl yaptım şimdi anlatacağım. Ben midemden ses geliyor. Ben 1,5 su bardağı düğücü kullandım ama siz kesinlikle 2,5 su bardağı kullanın. Benim de burada yazacağım. Bu bilgi şeysinde, yorumlarda değil, bilgi şeysinde. 2,5 su bardağı neredeyse 1 su bardağı yakın kaynamış su ekliyorum. Bayağı daha diri oluyor ama ben ne yapıyorum?
Ben iç harcının içindeki olan tencerenin üstüne koyuyorum. Yani çoğu kişiler öbür şekil yapıyorlar. Ben öyle yapıyorum. Hem biraz daha diri kalıyor, hem onun içine daha baharatların içine pişiyor. 2 tane büyük soğan, soğanınız küçükse kesinlikle 3 ya da 4 kullanın. 2 tane büyük soğan, 3 tane benim sarımsaklarım büyük, 3 tane diş sarımsak, küçükse kesinlikle 6-8 tane kullanın. 2,5 su bardağı düğürcüğüne kesinlikle yarım su bardağından biraz daha çok zeytinyağı ekleyin. Benim kısırım çok yağlı olur. Yağsını içine çektiği için bakın burada gözükmüyor ama baya yağlı olur. O yüzden ben kısırı falan yediğimde zayıflayamıyorum. Bir su bardağından yarısından biraz daha çok zeytinyağı. İyicene ilk önce soğanları kavuruyorsunuz. 1-2 dakika sonra sarımsakları atıyorsunuz. Ondan sonra baharatlar. Baharatları da yazacağım. Ve kısırınız bayağı diri oluyor. Çünkü 2,5 su bardağına neredeyse 1 su bardağı yakın kaynamış su kattık. Bayağı bayağı diri oluyor. O harcınız sıcakken, bu arada 1,5 limon sıktım ve yarım çay bardağı yakın nar ekşisi. Sıcakken direkt kısırınızı dökün. O yüzden benim kısırım güzel oluyor bir de. Çünkü hem onda biraz daha pişiyor, hem baharatlar daha bir iyicene içine giriyor. Yağsı da öyle. Benim kısırım biraz diri olur. Yani tam böyle ağzına böyle sert şekilde gelecek diri değil yani. Hafif bir dirilik var. Yani lapa olmasın. Öyle. Yemek videosunu maalesef çekemiyorum. Hafızam çok dolu ve çok vakit alınıyor. Yani benim için bir mukbang videosu çekmek şu anda gerçekten çok büyük bir şey. Uzun zamandır TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun tarifte paylaşmıyorum. Onlar çok vakit alan bir şey. Şu anda gerçekten vaktim ve zamanım yok. Ama kısır videosu TikTok'ta var. Aşağı biraz tıklarsanız aşağı doğru videolar da var. Öyle. Bu arada salçayı söylemeyi unuttum. İki yemek kaşığı ama baya, bak şu yemek kaşığı dolduruyorum baya. 2 yemek kaşığı normal salça, 1 yemek kaşığı biber salçası. Hemen önce yaptım, bakayım bir. Galiba 10 dakika sürdü. Ya. Hava daha kararmadı. Saat 6'da kararıyor. Ben uyandığımda saat 3.30'du. Şimdi 4'e gelmiştir yani. Yani iş yerime de götüreceğim. Ertesi gün kesin artar. Yine iş yerinde yerim. Ondan sonra mercimek köftesi video geliyor. Ondan sonra da nihayet ismini söylemeyeceğim. Kendisine yazdım ben Instagram'da. Senin haritan gelecek. Yani pazartesi günü mercimek videosu ve salı günü harita videosu. Şimdi şey arttığı için, bunun harcı arttığı için ve mercimek köftesi istendi. İlk önce o videosu geliyor. Aslında pazartesi harita videosu gelecekti ama olsun. Benim için de daha iyi. Hem biraz daha odaklanırım, biraz daha şey. Hani bayağı bir yazmam gerekiyor. Yani
Bir vakit alıyor bayağı. Canım ne çekiyor biliyor musun arkadaşlar? Lahana sarması. Bir iki haftada böyle ağzımdan sular akıyor. Şu lahana ne zaman indirimdeyse direkt bana yazın. Direkt. Eğer cevap vermezsem, çoğu mesajlar geliyor çünkü göremem. Lahana büyük harflerle yazın. Ay onun indirimde olduğunu bekliyorum çünkü iki tane alıp dipfrizlik de yapacağım. Artık çalışıyorum. Ben de normalde terzi yemeği severim ama artık zaman yok. Ne yiyemeyeceğim. Baya yedim ama değil mi? Bir iki saat sonra bu tabak biter. Ay arkadaşlar ne kadar çok yedim. İnanmıyorum. Uf. Ay. Vallahi karnım şişti. Ay bütün gün bir şey de yemedim ya. Derhal bir çay yapmam lazım arkadaşlar. Tıkandım. Ama 2 saat sonra yine yiyeceğim. Saat daha 4. 6'dan sonra başka bir şey yemek yok. Biraz bundan yerim. O kadar. Ay Burcu teşekkür ederim. Valla aklıma acayip iyi gelmiş. Tam da canım çekmişti. Bir dahaki sefere mercimek köftesi. Ondan sonra inşallah şu lahanalar bir insin. İndirimde olsun. Lahana saracağım. Vallahi lahana sarma çekti canım. Böyle sumaklı. Ben lahana sarmayı yoğurtlu yemem. Sumaklı yerim. Arkadaşlar. Lütfen bu videoya like, abone ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.